30-35 yıldır zannediyorum tüp bebek tedavisi yapılıyor. Evet. Ama sistemler değişiyor, protokoller, ilaçlar, her şey değişiyor. İlk şöyle başlayacağım. Biz tüp bebeği doğru algılıyor muyuz buna rağmen, yoksa hala bir takım böyle klikler, mitler var mı bu konuda da şehir efsaneleri hala duruyor mu? Şimdi tabii tüp bebek tedavisinde uygulanan tedavinin ana noktası şu. Kişilerin, evli çiftlerin, bize başvuran çiftlerin kendi yumurtaları ve kendi spermleriyle laboratuvar ortamında yumurtaları ve spermleri döllendiriyoruz. Ve döllenen yumurtanın anne rahmine transferi ve sonrasında da doğal yoldan oluşan gebelikle hemen hemen hiçbir farkı olmayan bir süreç başlıyor. Genellikle tüp bebek tedavisi ilk uygulamaya girdiği zaman kişiler kendi çocuklarının olmadığı kanısındaylar. Fakat bu günümüzde artık yaygınlaştı. Ülkemizde yapılan tedavi bu çiftlerin kendi çocukları, kendi yumurtaları, kendi spermleri. Sadece tıp onların vücudunda gerçekleşmeyen döllenme ve hatta problem oluşabilen noktaları laboratuvar koşullarında ilerleyen teknolojiyle düzeltme ve gerçekleştirme imkanına sahip. Biz bunları başarıyoruz ve bu şekilde kısırlık problemi yaşayan, çocuk sahibi olamayan binlerce ailenin bebek sahibi olmasına yardımcı olduk. Dolayısıyla bu sosyal bir olay, sosyal hayatta tüp bebek tedavisiyle çocuk sahibi olan binlerce aile oldu. Ve bu bebekler gerçekten artık bizim dünyaya getirdiğimiz bebekler üniversiteyi bitiriyorlar. Son derece başarılı. Tabii istenen bebekler olduğu için özenle büyütülüyorlar, sevgiyle büyütülüyor. Dolayısıyla çok iyi yetiştirilmiş bebekler ve bunlar sosyal hayatta paylaşıldığı zaman insanların bu tedaviye bakış açısının olumlu olması ve her geçen gün bu tedaviye girmek isteyen hastaların, infertilite çifti yaşayan, problemi yaşayan çiftlerin sayısının arttığını görüyoruz. Şöyle ki Türkiye bu konuda artık lider bir ülke. Sadece Türkiye'de değil, Orta Doğu'da, hatta Avrupa'da dünyanın en gelişmiş olan ülkelerinden dahi ülkemize bu tedaviyi girmek üzere geliyorlar. Çünkü Türkiye bu konuda başarılı. Ve bunların sonuçlarını biz, aileler kucaklarını, bebeklerini alarak gidiyorlar. Ben geçen hafta Viyana'dan bir çift geldi bana. Ki yaşadıkları ülkede 4 ya da 5 kere bu tedavi uygulamışlar, sonuç alamamışlar. Şu anda 16 haftalık gebeliklerin olduğu ve biz bunlara bağışıklık tedavisi de yapıyoruz. Bu son aşısını almak üzere ülkemize geldi, kliniğimize ve son derece sağlıklı gidiyor. Biz bunları hayal bile edemiyorduk diyor ve biz size de sizin kliniğinizde çocuk sahibi olan bir yakınımızın tavsiyesi üzerine geldik. Bu çok bunlar önemli değil mi hocam? Kulaktan kulağa. Güzel, ülkemiz adına da gurur verici tedaviler. Peki şimdi mesela şehir dışından gelenler oluyor dediğiniz gibi. Ülke dışından gelenler var. Türkiye Cumhuriyetlerden, Balkanlardan, Avrupa'dan. Evet. Ki mesela birçok ülkede biliyorum tüp bebek tedavisi çok yüksek rakamlara yapılıyor. Türkiye'de üstte bir de kendi vatandaşlarına SGK'nın ödemesi var. Desteği var. Mesela yurt dışından veya şehir dışından geldiklerinde bir hanımla bey çocuk sahibi olmak için tedaviye ne kadar bir zamanlarını ayırmaları gerekiyor? Tabii tüp bebek tedavisinin kolay olan yönü ayaktan takip ve tedavinin yapıldığı bir tedavi şeklidir. Ve kadın adetinin ikinci ve üçüncü günü biz tedaviye başlıyoruz. Ve adetin bu başlangıç döneminden yaklaşık 20 gün, maksimum 20 gün içerisinde biz bu tedaviyi sonuçlandırıyoruz. Hasta bize o nedenlidir ki biz yurt dışından birçok hastayı çocuk sahibi yapıp yaşadıkları ülkelere dönüşlerini sağlayabildik. Çünkü biliyoruz ki herkesin bir 3 haftalık yıllık tatil dönemleri oluyor. Bilinçli olan hasta grupları bu tatil dönemlerini kadın adetinin başından itibaren planlayıp başlatıyorlar. Ve geldiklerinde tabii biz onları bir ön kontrollerden geçiriyoruz. Uygunsa tedaviyi başlatıyoruz. Bunun özellikle 10 günlük bir zaman diliminde kadınlara uyguladığımız ilaçlarla yumurtaların geliştirmesi. Yani en uzun zaman dilimi bu dönem. Bu dönemde ilaçlarla kadında bizim hedefimiz 10 ile 15 arasında yumurta gelişiminin sağlanılması. Yumurtaların belirli büyüklüğe ulaştıktan sonra çatlatma iğnesi diye halk arasında bilinen bizim HCG iğnesini uyguladıktan 36 saat sonra laboratuvar şartlarında, anestezi altında, özel bir ultrason eşliğinde yumurtaları tek tek laboratuvar ortamına alıyoruz. Ve aynı günde erkekten elde ettiğimiz spermlerle yumurtaların döllenmesini gerçekleştiriyoruz. Döllendikten sonra yaklaşık 3. gün veyahut da 5. gün anne rahmine transfer ediyoruz ki bu süre 16-17 günde tamamlanıyor.
Bundan sonraki süreçte artık ülkemizde bu süreyi geçirmelerine gerek yok. Birçok hasta bir veya iki gün dinlendikten sonra çok rahatlıkla yaşadıkları ülkeye dönüş yapıyorlar. 10 gün sonra kanda yapılan gebelik testiyle tedavinin başarılı olup olmadığını bize belirtiyorlar. Ve sonrasında da destekleyici 8. haftaya kadar ilaçları uyguluyoruz. Ve sonrasında orada bir normal şey gebelik olarak hani bu devam ediyor. Kanda gebelik var mı yok mu, evet. 12 gün sonra ya, o tüp bebek hastaları için düşünün, yıllarca tedavi görmüşsünüz, olmuş olmamış denemeler. O 12 gün genellikle şöyle oturduğu koltuktan kalkmak istemiyorum anne adaylara. Evet. O seyahatin bir etkisi olabilir mi, yoksa burada konaklamaları gerekiyor kesinlikle mu? Kesinlikle değil. Yıllarca yurt içinde ve yurt dışında birçok tüp bebek toplantısında ve bu konuda hakikaten yıllarını vermiş deneyimli insanların konuşmalarına katıldım. Tüp bebek tedavisinde başarıyı arttıran birçok faktör sıralanabiliyor. Her geçen gün tıpta, çünkü bilimsel yapılan çalışmaların sonuçları bize veriliyor. Bunlar içerisinde bir fil yatak istirahatinin bir yeri yok. Tabii ki biz özellikle bu dönemce cinsel ilişkide bulunulmasın, artı aşırı egzersizlerden, vücudu yoran hareketlerden kaçılmasını öneriyoruz ama bir fil yatak döşek yatılmasını gerektiren işe gidebilirsin bir dönem mesela, değil mi hocam? Çok rahatlıkla, özellikle masa başı işi olan hastalara işinize gidin. Bu dönemde, çünkü en uzun insanı psikolojik olarak yoran dönem bu dönem. Hasta o kadar iğneleri oluyor, tedavilere giriyor. Kendinde bu tedavinin ağırlığını hissetmiyor. O beklediği, kendisi de baş başa kaldı. O 10 günlük süreçte en büyük, en geçmeyen yılların, zamanların olduğunu ifade ediyorlar. O dönemde en azından meşguliyet oluşuyor. Daha rahat geçirebiliyorlar. Peki hocam, biz sokakta vatandaşlara da sorduk. Çocuğunuz olmasa idi ya da yoksa tüp bebek tedavisiyle tedavi olur musunuz? Ve anne olma yaşını sorduk. Birazdan bunu da konuşacağız. Sizin var mı evladınız? Var, iki tane. Allah bağışlasın. Bizim henüz yok. Anne olma yaşını kaçırıyor gibiyiz. Efendim, sorduklarımıza bakalım vatandaşlarımız hangi cevapları vermiş, izliyoruz. Çocuğunuz olmasaydı tüp bebek tedavisine sıcak bakar mıydınız? Bakardım. Bakmazdım. Evet. Niye yaptırmayayım? Öyle bir imkanım varken tabii ki kullanırdım. Bakardım. Tabii ki bakardım. Tüp bebek kötü bir şey de değil yani. İnsanlar hani yanlış değerlendiriyorlar.